Şeyimiz yok diyorlar. Bu mesele önemli. Akif Beki de, Karar Gazetesi yazarı Akif Beki de ilginç bir ayrıntı üzerinden bu meseleye değinmiş. Şöyle, yakın zamanda Selahattin Demirtaş'ın babası vefat etti. Hatırlarsınız. Acaba Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş'a başsağlığı diledi mi, dilemedi mi? Bu tartışılan bir mesele haline geldi. Ekrem İmamoğlu acaba Selahattin Demirtaş'a ya da Demirtaş ailesine başsağlığı dilememiş olabilir mi? Akif Beki bu sorunun peşine düşmüş ve iki ihtimal ortaya çıkmış Akif Beki'ye göre. Birincisi şu: Selahattin Demirtaş'ın babasının vefatından sonra Ekrem İmamoğlu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aramış ve taziyelerini iletmiş. Ama bunu duyurmak istememiş. Çünkü işte bunu duyurmak o tarafa düşer diye düşünülmüş. Başak Demirtaş tarafına düşer diye düşünülmüş ama duyurulmamış. Duyurulmamış. Birinci ihtimal bu. Bu sebeple, yani o tarafa düşer bu diye duyurulmamış olabilir diyor Akif Beki bugünkü yazısında. Sonra ikinci ihtimale geliyor. Onu da buradan okuyayım. İkinci ihtimalle DEM Parti İstanbul için farklı bir hazırlık içindedir. AK Parti'ye yarayacak bir hazırlık. Başak Demirtaş'ı İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracakları bile söyleniyor. İstanbul'da %8-10'luk bir seçmen havuzları var. Bu oylardan en az fireyi ancak Demirtaş ismi verdirebilir. Başka hiçbir isim İmamoğlu'na oy kayışını daha fazla önleyemez. Dolayısıyla muhalefete İstanbul'u, İmamoğlu'na seçimi kaybettirmeyi kafaya koyduysanız Başak Hanım'dan iyisini bulamazsınız. Tulum çıkartır, DEM oylarını eksiksiz toplar diye yazmış Akif Beki. Acaba böyle bir ihtimal var mı? Bu son günlerde konuşulan bir ihtimal. Yani Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olma olasılığı konuşuluyor. Bugün Başak Demirtaş'a ulaşmaya çalıştık. Danışmanlarını falan da aradık. Bir yanıt yok. Bir yanıt yok. Yani böyle bir ihtimalin olup olmadığına dair bir yanıt yok. Ama CHP ile DEM Parti arasında bir gerilim var. Bir gerilim var. Bu gerilimin o kadar da zayıf olmadığını DEM Parti'nin eş genel başkanı Tuncer Bakıran'ın Antalya'daki sözleriyle gördük. DEM Parti Antalya'da kongre yaptı. Kongre için CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nden bir salon talep etti. Ama o salon verilmedi. Ve Tuncer Bakıran bu durum üzerine kongrede şu sert sözleri söyledi: Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın ama Kürtler salon bile talep ettiği zaman vermeyeceksin. Antalya'da sizin huzurunuzdan sesleniyorum. Biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız. Biz sizin yararınıza olan her masada da otururuz, burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya selam vermeye, salon vermeyene oyumuzu vermeyiz. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insan yerine koymayan, bize AKP gibi, MHP gibi yaklaşan insanlara ne oy, ne işbirliği, ne de güç birliği olmadığını buradan ilan ediyorum.